Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Evet efendim. Cemal Çam Özel Anadolu Lisesi'ndeyiz. Bizi her zaman güler yüzüyle karşılayan Özlem Özbek'in yanındayız. Öncelikle kolay gelsin. Hoş geldiniz Nuray Hanım. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Yeni döneme girdiniz. Evet. Gördük, bahçeden girdik. Çocuk sesleri cıvıl cıvıl. Cemal Çam Özel Anadolu Lisesi'ne yakışan bir sesle karşılaştık. Siz de başta ilettiğim gibi her zaman buraya, bu kuruma yakışan şekilde güler yüzünüzle, sevecenliğinizle bizi karşıladınız. Her zaman böylesiniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi yeni döneme girdiniz. Cemal Çam Anadolu Lisesi deyince sizin aklınıza ne geliyor? Burada bir çalışan birey olarak yeni dönem nasıl başladı? İnşallah nasıl devam edecek? Dönemimiz çok güzel başladı. Biz çok mutluyuz. Çok enerjiyiz. Öğrencilerimiz olsun, öğretmenlerimiz olsun. Çok heyecanlıyız. Okul çocuklarımızla güzel. Koca bir yazı geride bıraktık. Sessiz, sedansız da evet. Biz onları çok özledik. Şu an çok mutluyuz. Çok güzel başladık dediğim gibi. Öğrencilerimiz çok mutlu. Ben bu doluluğun için birçok öğrencim geliyor. Aramıza katılan öğrencilerimiz. Çok mutlu olduklarını, okulu çok sevdiklerini, iyi ki geldiklerini, bunları bana aktardıkları zaman daha çok mutlu oluyorum. Ben de bunu paylaşıyorum öğretmenlerimizle. Doğan Bey ile özellikle. Böyle çocukların da mutlu olması bizi daha çok mutlu ediyor. Enerjimizi daha çok katlıyor tabii ki. Hayır, siz Özlem Hanım ilk kapıdan girişte insanları, velileri, öğrencileri yani karşıladığınız için ilk tebessümlerini siz görebiliyorsunuz. Evet. Şu anda nasıl veliler mutlu dediniz? İyi gidiyor evet, değil mi? Evet. Çok mutlular. Gerçekten ben zaman zaman telefonda da geri dönüşümlerini de alıyorum velilerimizle. Özellikle fizik, kimya, matematik yani bütün dersler ama yani biz öğretmenimiz çok seçerek aldık çünkü. Yani Doğan Bey çok seçerek aldı. Bunları da ben duyuyorum. Hani veliler bana söylüyor, teşekkür ediyorlar. Böyle olunca da daha mutlu oluyoruz tabii ki. Çünkü hedef eğitim, akademik, üniversite bizim amacımız zaten buradan güzel çocuklar, önce düzgün insanlar, birer birey olsunlar. Sonra tabii ki akademik başarı olarak biz onların arkasındayız her zaman. Onları çok seviyoruz. Evet efendim, 2022-2023 yılı eğitim ve öğretim yılına girmişken bizler yine eğitimin merkezi Cemal Çam Anadolu Lisesi'ndeyiz ve yeni sezonla, yeni eğitimle, eğitimleriyle ilgili bilgiler almaya devam ediyoruz. Yanımda çok değerli bir konuğum var yine. Cemal Çam Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Sayın Sümeyra İbicek hocam. Merhabalar, hoş geldiniz tekrar. Çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Hocam öncelikle hayırlı olsun yeni teşekkür eğitim ederiz, ve sağ öğretim olun. Yılınız diyerek teşekkür ederiz, başlamak istiyorum. Sizi de kısaca bir tanıyarak kurumumuzda ilgili değerlendirmelerinizle beraber devam edelim. 2004 yılında eğitim öğretim hayatına başladım ben de. Yani 19 yıllık bir geçmişimiz var eğitimde. Önceki yıllarda tabii süreçler çok daha farklı ilerliyordu. İşte LGS süreci en son aşama ya da YKS süreci en son aşama bizler için. Öncesinde ÖSS, ÖYS gibi farklı sınav modelleriyle karşılaştık bizler. Tabii ki hedefimiz her sınav modelinde ÖSYM'nin bizlere ne getireceğini bilmekle veya öğrenmekle geçti. Bizlerin amacı burada çocuklara hem bir okul hem de bir dershane sunmak. Yani bizler çünkü çocuklarımızı görüyoruz okuldan dershaneye yorucu bir maratonun içerisinde devam ediyorlar. Ama biz bu maratonu ne yapıyoruz? Okulumuzun içerisine entegre ediyoruz. Amacımız bu. Çünkü malumunuz zaman kısa ve biz o kısa zamanı en verimli şekilde nasıl değerlendirebiliriz? Bunun yollarını araştırıyoruz. Ki bunu da yaparken bizler dershane modelini okula entegre ettik. Yani bizler hafta sonu bir çocuğun dershanede alacağı eğitimi okulda aynı şekilde bölerek hafta içi günlere yine verebiliyoruz. Peki burada sistemimizde daha farklı neler var? Mesela akademik gelişim saati diye bir ders entegre ettik sistemimize. Ki bu da akademik gelişim saatinde bütün öğretmenlerimiz bu zamana kadar çıkmış ÖSS, ÖYS, YKS
bütün soruları ÖSYM'nin bize sunmuş olduğu bugüne kadarki bütün soruları öğrencilerimize çözdürecek. Ki bilinir bu, ÖSS sistemindeki soruların çözümü neden önemlidir? Yani bir çocuk buradan mezun olurken ÖSYM'nin bugüne kadar çıkarmış olduğu YKS alanında bütün soruları çözmüş olarak mezun olacak. Bunun dışında 9-10'larda bizim bir hazırlık sürecimiz yine var. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Sınav bir senede kazanılacak bir sınav değil. Bunun bir temeli olması gerekiyor. Bu temeli de biz nerede atacağız? 9 ve 10'larda atacağız. 9 ve 10'larda çalışma sistemimiz de şu. MEB'in örnek soruları ya da bizlerin öğretmenlerimizin hazırladığı ÖSYM mantığına göre hazırladığı soruları sorarak çocuklara ve onları etütlerde çözdürerek onları da bu sürece dahil ediyoruz. Peki yeni dönem nasıl başladı? İyi başladı mı? Yeni dönem yoğun ve hareketli başladı. Bu yoğunluk bizleri mutlu ediyor açıkçası. Çünkü okullar öğrenci sesleriyle zaten anlam kazanıyor. Bunun dışında yeni dönemde biz bir heyecanın içerisindeydik. Nasıl bir heyecan? Çünkü her sene sistem farklılaşıyor. Bizler de bu sene nasıl bir farklılıkla karşılaşırızın heyecanıyla dedik ki her şeye karşı tedbirimizi alalım. Her şeye karşı hazırlıklı olalım. Sistem bize ne getirirse getirsin, bizim öğrencilerimiz sınavda hiç zorlanmadan bunları hazır bir şekilde yapabilsinler. Evet, biraz da Cemal Çaman'ın sesinin kadrosundan bahsedelim. Kadromuz şöyle, biz öğretmen görüşmelerinde, daha doğrusu öğretmen görüşmelerini ben yaptım ve Doğan Hocam yaptı. Öğretmen görüşmelerinde dikkat ettiğimiz husus şu oldu. Dershanecilik de yapmış bir öğretmen aradık açıkçası. Evet. Çünkü şu yönden önemli. Dershanelerde biliyorsunuz daha çok sınav hazırlık. Şimdi bizim öğretmenlerimiz de sınav hazırlık gruplarında çalışmış öğretmenlerden oluşuyor. Birçoğu, hatta kadromun %90 diyebilirim oranı, hepsi dershane kökenli öğretmenler. Bu iş önceden yapmış, tecrübeli ve deneyimli öğretmenler. Alanında da uzmanlar. Hani bu konuda öğrencilerimin de memnuniyeti, velilerimin de memnuniyeti ve olumlu geri dönükleri bize doğru bir kadroyla çalıştığımızı zaten gösteriyor. Çok güzel. Doğan Hocam biraz bahsetti şeyden. İşte sürprizlerimiz var dedi. Evet. Programlarımız gerçekleşiyor. Evet. Ara ara sürprizlerimiz olacak çocuklara. Çünkü şuna inanıyoruz biz. Çocuklar motivasyonla bu işi yapıyorlar. Yani bir çocuğa ders çalış demek de ders çalışılmadığını biz yıllardır görüyoruz. Aksaktivitelerle takılmıyor. Tabii ki. Evet, ekstra aktivitelerimiz de olacak başka çocuklara. Başka söylemek istediğiniz şey varsa okulla ilgili, kurumla ilgili alalım. Okulla ilgili şöyle, bizler farklı olanı yapmaya çalışıyoruz aslında. Yani bir İstanbul piyasasında diyelim çok fazla okul var. Özel okulculuk çok sayı olarak çok fazla. Ama hemen hemen hepsine baktığımız zaman format aynı. Bizler bir farklılık yapalım. Bizler farklı bir şeyleri entegre edelim. Bu da işte hocamın dediği gibi değişik sürprizlerle bu yıl karşınıza çıkacak. Ya. Çok teşekkür hocam, ederim. Hocam ben teşekkür ediyorum. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Teşekkürler efendim. Cem Alçam, Anadolu Lisesi'ndeyiz. Yanımızda fizik öğretmeni Hakan Yiğit Hocam var. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Öncelikle sizi tanıyalım, daha sonrasında devam edelim. Adım Hakan Yiğit, 23 yıllık fizik öğretmeniyim. Özel Çam Anadolu Lisesi'ne bu yıl başladım. Evet. Öğrencilerimizin fizik dersini, zor bir dersi daha anlaşılabilir de paylaşmak için adına daha basit temel düzeyden orta düzeye doğru bir şekilde derslerimi anlatıyorum. Burada akıllı tahta uygulamasının bize sağladığı faydalar çok daha fazla. Çünkü en azından çocuk orada bazı şeyleri ya da örnek soru sayılarını daha fazla görebiliyor. Bu konuda bence okul olarak, seçim olarak güzel bir noktadayız. Biraz eğitim politikamızdan bahsedersek eğer. Eğitim politikası olarak dersinle ilgili mi bilmiyorum ama. Dersinizle ilgili, evet. Yani şöyle, daha çok öğrencilerle iletişim altında geçiyor, soru cevap şeklinde. Anlamadıkları konu üzerinde tekrar tekrarlar geçiyoruz. Daha çok böyle bol örnek soru çözerek öğrencilere bir şekilde faydalı olmaya çalışıyorum diyebilirim. Öğrenciler seviyor musunuz hocam? Aranız nasıl öğrencilerinizle? Normalde ben abi kardeş gibi yaklaşıyorum kendilerine. Çünkü yani yaş farkı olmaksızın yani en azından. Onlara yani sadece fizik değil, hayata dair
Her şeyi paylaşıyorum. İşte meslek seçimiyle olsun, bir Türk vatandaşının taşıması gereken özellikler olsun. Bu konuda kendilerini yönlendirmeye çalışıyorum. Tabii ki kendi branşımla da ilgili sınav gerçeği var. Bu gerçek üzerinden de tabii ki bilgileri bizi paylaşıp birer iyi bir Türk vatandaşı konuyu olmalarını sağlamaya çalışıyorum diyelim. Yeni sezona iyi başladınız. Tabii yeni sezonun başladığı ikinci haftamızdayız ve daha çok öğrencilerimizi burada tanışma ilk haftamız geçti. İkinci haftamızda ise yavaş yavaş konulara başladığımızı söyleyebilirim. Cemal Çam Anadolu Lisesi'nde değerli öğretmenlerimizle kurumu konuşmaya devam ediyoruz. Aslında eğitimi konuşuyoruz. Bunu da ifade edeyim. Yanımda değerli bir hocam var. Matematik öğretmeni Sevgi Ataş. Hocam öncelikle merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Hocam sizi kısaca tanıyalım. Daha sonrasında evet, devam edelim. Ben Kocaeli Üniversitesi mezunuyum. Matematik bölümü mezunuyum. Daha sonra pedagojik eğitimde vesaire öğretmenlik alanına geçtim. Evet. Burada çocuklarımıza özellikle 9'dan başlamak üzere matematik biliyorsunuz zor bilinen bir ders. Evet hocam ve çok evet, önemli. Evet çok, çok da önemli. Öğrenciler hem korkuyorlar hem öğrenmek istiyorlar. Burada o korkularını çoğu öğrencimizin öncelikle aşmasını sonra da bu konuda kendini geliştirmesi için bir takım çalışmalar yapıyoruz. Şöyle matematik bir şey anlatırsanız. Öğrenci matematik benim çocuğumdan da bahsedersek eğer, evet. Evet matematik dersinden korkuyor ama çok da yapmak evet, çok da yapmak. O korkusu nasıl yenilir hocam kısaca? Çocuklar ne kadar özgür olursa derste, ne kadar kendilerini rahat ifade ederse, ne kadar derste aktif olurlarsa tüm duyu organlarını da beraber o kadar derse de sevecekler, daha derste bütünleşecekler ve korkulan bir şeyden ziyade hayatın bir parçası olduğunu anladıkları zaman matematik yani korku da kalkacaktır. O da olması gerektiği yere oturtmuş olacağız o zaman matematik. Bizim amacımız öncelikle bu korkuyu kırıp ikinci olarak da çocuklarımızın iyi bir üniversiteye yerleşmesini sağlamak, matematik dersini sevmesini sağlamak. 11-12'lerde de genelde zaten burada yaptığımız şey sadece Milli Eğitim Bakanlığımızın verdiği müfredatı vermek değil, aynı zamanda dershanelerin de yaptığı çalışmaları yapıyoruz. Çocuklarımız hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği, vermemizi istediği daha doğrusu eğitimi çocuklara sağlıyoruz. Hem de bu müfredatı almanın yanı sıra da sınava hazırlıyoruz. Sınavda odaklı çalışmalarımız var. Bu açıdan öğrencilerimizi ben şanslı olarak buluyorum. Yeni sezona evet. Güzel başladınız evet. Cemal Çam evet. Lisesi'nde. Yani çoğu özel okulda bunu görüyoruz mesela. Çocuk hem okula gidiyor hem dershaneye gidiyor. Çok yoğun oluyor. Yani yorucu da oluyor. Ve bir koşturmaca içerisinde oluyor çocuklarımız. Yorulup yıpranıyorlar. Bu arada zaten çok fazla dersi sevmeyle ilgili bir şeyin gelişmesini de bekleyemeyiz. Çünkü yorulduğu zaman, yıprandığı zaman çocuk ne oluyor? Ondan zevk almayı bırakmaya başlıyor. Ama burada biz her ikisini verdiğimiz için çocuğumuzun ekstradan bir şey yapmasına da gerek kalmıyor. Okula gelmesi yeterli. Bu şekilde hem sınava hazırlanacak hem müfredatı almış olacak. Yani dershaneye, özel derse gerek olmadan burada herkesin... Var mı? Var öğrencilerimiz evet. Ama gerek de çok olmuyor açıkçası. Evet, kurumla ilgili düşünceleriniz nedir? Kuruma bu yıl ben başladım. Çok özellikle Doğan hocamızdan çok memnunuz. Gayet çalışma şartlarımız güzel. Güzel yani diğer kurumlarla kıyasladığımız eğitimde zaman. Eğitimde iyi olunca. Eğitimde iyi olunca aynen öyle oluyor. O zaman teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim. Sağ olun rica ederim. Cemal Çam Anadolu Lisesi'nde kurumla ilgili bilgiler almaya devam ediyoruz. Yanımızda halkla ilişkiler ve muhasebe sorumlusu Sayın Begüm Aka Tunçkova var. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz okulumuza. Begüm Hanım. Kısaca sizi tanıyalım, daha sonrasında kurumla ilgili değerlendirmelerinizi alalım. Evet, teşekkür ederim. İşletme mezunuyum. Akademik kadromuzdaki değişikliklerle beraber ben de kurumumuzda bu yıl çalışmaya başladım. Uzun senelerdir okulculuk tecrübem vardır. Burada da halkla ilişkiler ve muhasebe sorumlusu olarak görevime devam etmekteyim. Okulumuza gelince, okulumuz butik bir okuldur.
diğer biliyorsunuz okullar zincir okul şeklinde kalabalık kampüslerde eğitim öğretimlerine devam etmekteler. Biz kendi bünyemizde lokal olarak eğitimimize devam etmekteyiz. Öğrenci mevcutlarımızı sınırlı tutuyoruz. Sınıflarımız 16 kişilik. Koşluk sistemimiz mevcuttur. Öğrencilerimize aynı zamanda özel koşluk sistemi de sağlamaktayız. Birebir öğrencilerle ilgilenilmektedir. Ders saatlerinde sınıf mevcutlarımızın az olması sebebiyle öğrencilere daha fazla zaman ayrılabilmektedir. Ücretlerimize gelince biz diğer dediğim gibi zincir okullar gibi fahiş ücretler almıyoruz. Yani ücretler cep yakmıyor bizim okulumuzda. Daha uygun fiyatlı, her kesime hitap eden, yani bir asgari ücretli de burada çocuğunu okutabilir. Daha yüksek gelirli bir kişi de, daha az gelirli bir kişi de çocuğunu burada kolaylıkla okutabilir. Ücretler konusunda biz şartları da göz önünde bulunarak makul seviyede fiyatlandırma yapıyoruz. Evet. O nedenle her kesimden öğrencimizi okulumuzda okutabiliyoruz. Evet, o zaman herkesi okulumuza yine bekliyoruz. Evet, kayıtlar devam ediyor çünkü. Kayıtlarımız devam ediyor. Kontenjanlarımız evet. Sınırlıdır. Acele ederlerse seviniriz bizler. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, biz teşekkür ederiz. Sağ ol. Evet, yanımızda bir değerli hocam daha var. Evet, Cemal Çam Anadolu Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği görevinde bulunan değerli hocam. Buyurun. Merhaba. Merhabalar. Efendim, öncelikle kısaca sizi tanıyalım, daha sonrasında devam edelim. Ben Tuba Coşkun Urallı. 17 yıldır bu işi yapıyorum. Bu sene de Doğan hocamla birlikte Çam okullarına gelmeyi tercih ettim. Evet, biraz eğitime gelirsek eğer, Türk Dili ve Edebiyatı branşımız o. Evet. Biraz değerlendirelim, buradaki öğrencilerimizle yeni buluştunuz, yeni eğitim yılı. Evet, yeni eğitim öğretim yılında buluştuk. Burada benim en çok ilgimi çeken ve benim en çok beğendiğim nokta hem bir okul hem de bir sınava hazırlık kursunun olmasıydı. Evet. Biz bu noktada öğrencilere dokunmayı tercih ediyoruz. Gerçekten hem sınava hazırlık hem okul derslerinde başarılı olma noktasında bir hedefimiz var. İnşallah bu hedefi sene sonunda gerçekleştireceğiz. Yeni sezona başladınız. İyi geçiyor. Evet, başladık. İşte TYT ve AYT ağırlıklı çalışmalar da yapıyoruz. Evet. Bu haftadan itibaren onları da hızlandıracağız. Evet, zaten kurumdan bahsettiniz. İlk başta evet. Olduğu gibi. Biz de yeni dönemde size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olmasını diliyoruz hocam. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.